Bu hafta programına hoş geldiniz. Evet, bugün yanımda yine çok değerli bir hocam var ve burada basketbolu masaya yatıracağız. Masada ne var onu söyleyeyim şimdiden. Eleme grubu maçları başladı. Geçmiş maçlarımızı konuşacağız, önümüzdeki maçlar konuşacağız ve öncelikle İlker hocama buradan hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, İlker hocam gerçekten zorlu bir eleme grubu başladı. Sonuçta telafisi olmayan maçlar ve e, ilk üç maç galibiyetle sonuçlandı. E, bunlardan biraz konuşabilir miyiz? Evet, e, demin söylediğiniz gibi tabii ikinci eleme grubu <laughs> maçları biraz daha değerli maçlar. Çünkü ilk ikinin ilk sekizde kaldığı e, ve herkesin oraya... Tamam, kes sesini.

Evet, Yakın Doğu Üniversitesi'nden sporda bu hafta programına hoş geldiniz. Apo hayırdır? Evet, Yakın Doğu Üniversitesi'nden sporda bu hafta programına hoş geldiniz. Evet, bugün gündemimizde basketbol var ve basketbolda kadınlar ikinci liginde mücadele eden takımımızın koçu İlker Hocamız burada. Öncelikle hoş geldiniz İlker Hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet İlker Hocam, eleme grubu maçları başladı. Daha zor, daha çekişmeli maçlar. Üç galibiyet var. Bunlar hakkında bir konuşabilir miyiz? Evet, yani eleme grubu takımımız adına çok önemli ve e, ilk sekizi hedefleyen bir e, takım ve yapı olduğumuz için bizim için çok değerli ve önemli e, maçlar oynadık. İlk üç maç bizim için çok Önemliydi. Kendi grubumuzdaki Mersin Üniversitesi e, spor Kulübü'yle yaptığımız maç, ardından Antalya Yıldızları ile oynadığımız deplasman e, ve geçtiğimiz hafta sonu oynadığımız TED Koleji maçlarını kazanarak grupta önemli bir avantaj elde ettik. Ve rakiplerimizle de e, ciddi anlamda ikinci maçı da e, avantaj sağlayacak skorlarla e, maçlarımızı bitirdik, kazandık. E şu anda işler e, yolunda, e, istediğimiz gibi, hedeflediğimiz şekilde devam ediyor. E, şu anki e, tabii ki <laughs> bu hafta bir takım sıkıntılarımız oldu ama özellikle e, hastalıkla ilgili bir şey yaşadık. Belki hava değişimiyle alakalı Kaç oyuncumuzun rahatsızlığı var. Ona çok üzgünüz. Maçları kazandığımız için sevinçliyiz ama haftalar e, devam ediyor. Ee, rekabet devam ediyor. Önümüzdeki hafta yine e, önemli bir maçımız var BGD ile kendi evimizde oynayacağız. E, bu maçı da kazandığımız takdirde grupta ciddi bir avantaj elde edip ilk ilk iki için çok e, önemli ilk devre değerli puanlar almış olacağız. Hedefimiz bu. Evet hocam. Şimdi e, ilk grubumuzdan bahsedecek olursak e, bazı dengesiz takımlar vardı. Bunun hem yararını gördük, hem yarar yani zararını da gördük diyebiliriz. Ama e, görüntü şu ki e, bizim takımımız önceki grupta zorlu maçlara çıktığı için sanki bu eleme grubuna biraz daha hazır girdi gibi gözüküyor. Evet, önceki e, röportajlarımızda ve demeçlerimizde de aynı şeyleri söyledik. Mersin grubu yani Mersin takımların içinde olduğu grubun kuvvetli bir grup olduğunu, diğer gruplara nazaran çok daha iyi takımlar olduğunu, bunu defalarca söylemiştik. Bu da e, ikinci turda yani eleme grubunda sadece bizim grubumuzda yapılan maçlar değil, bizim kendi grubumuzun altıncı bitiren takımın ikinci olan e, grubu ikinci bitiren diğer gruplardaki bir takımı yenmesi bile bunu gerçekten de e, doğruluyor, <laughs> doğruluyor e, ve Gerçekten de belki de ilk gruptan, e, Mersin grubundan, o bizim oynadığımız gruptan dört tane takım sekizi finale gelebilir. O güce sahipler. E, ben bu grup, kendi grubumuzdaki Mersin Üniversitesi e, takımını da çok önemsiyorum. Gerçekten doğru basketbol oynuyorlar. E, genç bir takım, iyi bir yabancıları var. Ligin önemli bir yabancısı olduğunu düşünüyorum Olena'nın. E, onlar da gerçekten iyi yerlerde olabilecek bir e, takım ve e, diğer gruplarda olmuş olsaydı belki de 8'i finali e, zorlayabilecek bir takımdı. Ama tabii ki BGD Spor Kulübü ile yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü'nün bulunduğu bir grupta e, şans oranı biraz daha e, diğer gruplara nazaran az. Evet hocam. Şimdi e, ilk 3 maçtan sonra grupta sayı ortalığıyla ikinci sıradayız ve bu hafta e, Grup lideriyle maçımız var. Evet. Ee, biz ne kadar istemesek de işte bu yılın maçı ne bileyim şeyin ligin maçı gibi evet. lanse edilmese de yani biz etmesek de çevreden basın herkes bu maçı yani konuşuyor düşünüyor. Bütün Türkiye'nin e, Kıbrıs'ın e, merak ettiği ve e, gerçekten de sonucunu merak ettiği e, seyri güzel e, keyifli bir maç olacağını düşündüğü. Hangi takımın kazanacağını kestiremediği bir maç. Ee, tabii ki BGD Spor Kulübü'nün yaptığı yatırım ortada. Aldığı oyuncular, kariyerli oyuncular ve yakında Spor Kulübü'nün yaptığı transferler ortada. Şu ana kadar oynadığı basketbol ortada. Tabii ki herkesin merakla beklediği bir maç. Ee, bunu tabii ki bunun farkındayız. Ama ee, daha önceki basın toplantımızda da aynı şeyi söyledim. Biz ee, şu ana kadar ee, diğer takımlara nasıl hazırlandıysak, Aynı şekilde VGD Spor Kulübü maçına da hazırlanacağız. Tabii ki önemsiyoruz. E, grubumuzun yatırım yapan takımlarından birisi. Şu anlamda ben, benim açımdan e, takım maçısından e, çok değerli olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar oynadığımız e, maçlarda e, tecrübemizle e, ve e, hem yabancılarımızın kalitesiyle e, oynadığımız basketbolla üstünlük sağladık. Bize yakın seviyede olan bir takıma karşı kendimizi değerlendirme, eksiklerimizi görme açısından değerli bir maç olduğunu düşünüyorum. E, çünkü final grubu öncesinde kendimizin eksiklerini değerlendirip görme adına böyle bir takımla maç yapmak bizi artı kazandıracağını düşünüyorum. Özellikle iki kere maç yapacağız. Bir de deplasmana gideceğiz. Onlarla oynayacağız. E, o anlamda değerli. Ama hani e, ölüm kalım maçı değil tabii ki bizim maçımızdan. E, çünkü değerli bir takım. Gerçekten de ciddi yatırım yapanlar, her bölgede ikişer oyuncusunun olduğu, yani şu anda takımı ikiye bölmüş olsak, BGD Spor Kulübü takımı ikiye bölmüş olsak, iki tane lige çıkmaya takım adayı olur. Bir başka takımla oynatsak, oyuncuların bir kısmı gitseler başka takımla oynamış olsalar, o kadar geniş kadroya sahip olan ve değerli sporculara sahip olan bir kulüp. Onlarla oynamak hafta sonu keyifli olacak. Tabii ben burada Basketbol severler açısından çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Tabii bütün Türkiye'nin takip edeceği, canlı yayında BRT'den takip edecekleri güzel bir maç olacak. Özellikle Kıbrıs'ta böyle keyifli güzel bir maçın olması uzun yıllarda da böyle bir maç yoktur ya yani olmamıştır. Çünkü oyunculara baktığımız zaman hem kendi bizim kadromuzda bulunan oyuncular ve karşı takımın kadrosunda bulunan oyuncular yıllarca a milli takım forması giymiş, değerli, birincilikte yıllarca oynamış ve geçmişte de ilk kez ikincilikte oynayan oyuncuların karşılaşacağı, mücadele edeceği bir maç. Yani e, iki yabancısı eksik, e, birincilik müsabakası diyebilirim. Evet. <laughs> yani o kadar Gerçekten... güzel bir maç olacak. Evet. E, ben şey iddia ediyorum. Yani denk güçlerin maçı olduğu zaman da bu sefer sanırım taktiksel olaylar ön plana çıkacak gibi geliyor bana. Bireysel e, çabalar bilmiyorum artık kimin Şans, şanssızlık neye bakar onu bilemem ama. Tabii, tabii ki e, kesinlikle haklısınız. E, herkes hazırlanacak. Biz de e, hazırlıklarımıza başladık. Maçla ilgili hazırlıklarımıza başladık. Onların artı yönleri var. Bizlerim, ar bizim takımımızın artı yönleri var, onların eksi yönleri var. Onları değerlendireceğiz. Tabii sonuçta bir taktik savaşı. Bizim yaptığımız şeyler tuttuğu takdirde biz mutlu sona <laughs> ulaşacağız. Evet. Eğer onlar e, yaptıkları şeylerde başarılı olurlarsa onlar mutluluğa ulaşacaklar. E, tabii ki basketbol e, her anı değişebilen, e, futbol gibi değil. Bir taktikle çıktığınız zaman o taktiği devam ettirmeniz veya oyun içinde değişiklerin e, çok rahat yapılabileceği ve e, taktiksel savaşın e, verilebildiği, antrenörün biraz daha oyuna hükmettiği e, bir müsabaka basketbol. E, o anlamda tabii ki e, biz kendi hazırlıklarımızı yapacağız. Onlar da kendi hazırlıklarını yapacaklar. E, elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Takımımız bu maça hazır. Hastalıklar haricinde. Bu bizim için çok şanssız oldu tabii ki. Sadece sporcularımızın hastalanması değil. Hazırlık döneminde de bizimle birlikte olmamalılar. Belki hafta sonuna birkaç tanesini yetiştirebileceğiz fiziksel olarak belki tam hazır olmasalar bile e, bizimle birlikte olacaklar. Ama Hafta içindeki taktiksel e, anlamda çalışma, takımla birlikte olma, takımla birlikte e, bu e, mücadele için hazırlanma eksikliği bize birazcık e, o anlamda bir sıkıntı yaratacağını düşünüyorum. İnşallah bunları yaşamayız. Evet hocam, şimdi önümüzde aşağı yukarı 7 maç daha var. Evet. Bu 7 maçın sonunda ilk 2'ye giren, gruplarda ilk 2'ye giren 8'i finale çıkar. Biz defalarca burada tartıştık bu konuyu. Sekizi finalin yanlış olduğunu. sporcular açısından fazla kırıcı bir dönem olacağını ve sakatlıkların da fazla olabileceği bir konuyu tartışmıştık. Ama görüntü o ki bu yıl Basketbol Federasyonu bunları şey gördü takımlara. Senenin başında da kura çekimde bunu dile getirmiştik. Yani tek istemeyen takımlardan birisi bizdik herhalde. Tabii ki e, kadro derinliği daha fazla olan, e, daha fazla rotasyon yapan maçlarda e, takımlar e, daha avantajlı gibi görünüyor. Yalnız şunu unutmamak lazım. E, üç gün rotasyon yaparsınız, dördüncü gün insan, sonuç itibariyle insan vücudu. E, bence dördüncü günden sonra yapılan e, maçların e, açıkçası e, sporcasından bir katliam olduğunu düşünüyorum. Yani e, sporcu sağlığını federasyonun düşünmesi lazım. Mutlaka bunları e, değerlendirmesi lazım. Mutlaka federasyon içinde e, çok değerli birimler var. Bunlarla ilgili araştırma yapması gerekiyor. Dördüncü günden sonra oynanan maçlar bir sporcunun belki de spor hayatının sona ermesine neden olabilir. Çok ciddi sıkıntılar yol açabilir. Bunları biraz daha e, ince ve ayrıntılı düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sporcu sağlığı da çok önemli. Tabii başarı, kulüpler için başarı, başarısızlık çok değerli ve önemli ama... ...bu spor, sporcular sağlıklıysa yapılabilir. Yoksa e, hiç kimse bir şey yapamaz. Yani sporcu olmadan kulüp olmaz. Kulüp olmadan sporcu olmaz. Yani bunu biraz daha dikkatli olmak lazım. Sekizli final, bu sene artık karar verilmiş bu sene. Geri dönüşü olmayacak bunun. Ama önümüzdeki yıllar en azından e, çok daha... E, mantıklı, mantıklı. yaklaşımlarını gerektiğini düşünüyorum. İnşallah 8. finalde de hiçbir sporcu sakatlanmaz ve sıkıntı yaşamaz. E, temennimiz o. Hiçbir e, takımın sporcusunun sakatlanmasını istemeyiz tabii ki. Evet hocam, biraz diğer gruplardan da bahsedelim. Şimdi biz bizim grubumuz dışında 3 grup daha var. Evet. Yine aynı şekilde e, bazı gruplarda takımları Geçen hafta izledik. Ee, hiç beklemediği sorunlar da yaşayabiliyorlar. Evet. Ee, diğer gruplar için Evet neler şimdi e, tabii Çankaya Üniversitesi, Bako, İstanbul e, Yücü ve e, Ed, Urla Eda Gençlik e, Belediyesi Spor Kulübü, Urla Belediyesi Spor Kulübü'nün e, bulunduğu grup gerçekten inanılmaz çekişimli maçları e, oluyor ve e, herkes birbirini yeniyor. Oradaki İlk ikiyi kestirmek gerçekten şu, şu anda çok zor. Ee, Bako ilk maçını İstanbul Gücü Spor Kulübü'ne kaybetti. Ee, daha sonrasında e, İstanbul e, Gücü e, Spor Bakı Spor Kulübü Urla Çınca. Gençlik Belediyesi Spor Kulübünü e, yendi. En son da Çankaya Deplasmanında Çankaya galibiyetiyle bitirdi. Tabi grupta dengeler birbirine biraz daha yakın. E, yani bizim grubumuzun dördüncü olan takımı Bako Spor Kulübü diğer grupta önemli galibiyetler alıyor. Yani Orada deplasmanda alınan e, galibiyet, Çankaya'dan alınan galibiyet önemli. Tabii Çankaya bu sene biraz daha yatırımı daha az yapan ve küçülten, yatırım biraz daha küçülen bir spor kulübü. Daha genç e, oyuncularla oynayan bir e, takım geçmişteki senelerine zarar e, bir güç kaybı var. Ee, diğer tarafta İstanbul Gücü son yaptığı transferlerle önemli galibiyetler aldı. Özellikle evlerinde oynadıkları iki maçı kazanarak büyük bir avantaj elde ettiler. Urla ise Urla Belediyesi e, aslında ilk grupta güzel galibiyetler alarak e, hedefle gelen bir takımdı. İki tane e, gerçekten istenmeyen mağlubiyetler aldılar. Ama ben e, ikinci devre orada her şeyin değişebileceğini düşünüyorum. Yani her an başka takımın e, arada fark yok. Ile, Evet. Yani çok sayısal farklar da ikinci maçlarda telafi kadın basketbolunda bunlar olabilir çünkü yani 8 sayı 10 sayı çok e, önemli değil. E, sonuçta psikoloji savaşı olduğu için kadınlarda bu değişebiliyor. Yani o bir bakarsınız deplasmanda 12 sayı ile 13 sayı ile kazanarak bir diğer takım üstte kalabilir. O gruplar çok çekişmeye geçiyor. Diğer tarafta Mersin Kurtuluş'un e, Borsa. Eda Spor Kulübü, Bursa takımlar arasındaki mücadele gerçekten de çok üst seviye. O grupta da Mersin Kurtuluş bu hafta Bursa'yı yenerek önemli bir avantaj Şükür. elde etti. Tabii son iki haftada gösterilecek maçlar, onaran maçlar biraz daha belirleyecek. Gruplardaki dengeleri biraz daha. Büyük. Diğer taraftaysa Güreş Spor kulübü, kulübü, grubu üçüncü bitiren Güreş Spor Kulübü, İki tane beklenmedik mağlubiyet aldı. Birincisi demin bahsettiğim Mersin e, Meski Spor Kulübü'ne kaybetti deplasmanda. Ardından da e, kendi evlerinde e, şey, akla gelmedi. Takımı e, orada Nevşehir Nevşehir, Nevşehir Üniversitesi'ne kaybetti. Uzatmada kaybetti hatta maçı. Çok çekişmeli bir maç oldu. Nevşehir Üniversitesi'ne kaybetti. Orada Mersin Basketbol Spor Kulübü biraz daha rahat gibi görünüyor ama şu anda henüz ne Nevşehir'le oynadı Mersin Basketbol Kulübü ne de Güre'yle oynadı. Güre Belediyesi'yle oynadı. Yani grup birincileri şu anda diğer gruplardaki grup birincileri Çankırı Üniversitesi haricinde maç yapmadılar. Onları da ondan sonra değerlendirmek lazım. Evet. ile üçüncü ile oynayacakları maçlardan sonra değerlendirmek lazım. Diğer gruplarda gerçekten de çekişmeli bir kimin bir olacağı, kimin iki olacağı belli olmayan bir mücadele içinde geçiyor. Ee, tabii ki biz de bu grupları takip ederek, sekizli finallere gelecek olan takımları değerlendirerek, maçları e, temin ederek, oradaki maçları e, arşivleyerek, oraya gelen takımları e, takip ederek, e, onlarla daha sonra çünkü çıkacak olan takımlarla maç yapacağız. E, finali belirleyecek olan sekizli finalde eee onlarla da oynayacağız. Evet. Hocam şimdi e, bu yapı sizce önümüzdeki yıl değişir mi? Yani e, bir alt lig daha kurulur mu? İkincilik biraz daha sayısı düşürülür. Daha farklı bir yapıya girer mi? Şimdi senin başında da bu teklifler yapılmıştı. Bölgesellik kurulsun. Çünkü gerçekten çok genç, çok daha ufak yatırımlar yapan takımlarla çok daha ciddi yatırım yapan takımlar arasında çok dengesizlik oluyor. Çok ciddi farklarla biten maçlar oluyor. Tabi hem fark yiyen takım için hem de fark atan takım için her iki takım da çok bir şey vermiyor. Genç olan takımların da ezilmesi, basketbola olan bakış açılarını birazcık açıkçası yıpranıyor ve zedeleniyor. Bir üçüncü ligin olmasında fayda var. Yalnız federasyon tabii ki daha önceki yıllarda denediği için şöyle bir tereddüt var biliyorsunuz e, profesyonellik oluştuğu takdirde e, sigortalar e, sözleşmeler vesaireler devreye girdiği zaman kulüplere çok ciddi bir külfet yaratıyor bu o külfetten kulüpler açıkçası e, o yükten kaçıyorlar ve e, o yük çok büyük geldiği için çok gerçekten de e, mali anlamda olsun sorumluluk anlamında olsun Çünkü federasyon sözleşmesi resmi olan sözleşme birçok kulüp şu anda gayri resmi sözleşmeyle oyuncuları Oynatıyorlar yani federasyon sözleşmesi oynatmıyorlar. Ee, o yüzden de e, kulüpler o ortamdan kaçmaya çalışıyorlar yani resmi bir e, çerçevede açıkçası şöyle yapıyorlar oraya verecekleri 100-150 bin liralık bir maliyeti oyunculara yansıtarak kulübün çıtasını yukarıya çekmeye çalışıyor. Öyle olduğu takdirde kaç tane kulüp katılır endişesi var. Daha önceki yıllarda federasyon sözleşmeli e, ve profesyonellik oluşturduğu zaman Katılım sayısı çok az olmuştu. Birlik 8 kişili 6 takımlı, 6 takımlı, 8 takımlı birlik olmuştu. Bu da gerçekten de e, ligin oynanmaması neden oluyor. Ama şu anda kadın basketboluna yapılan yatırım, insanların bakış açısı değiştiğini düşünüyorum. Özellikle iddianın girdikten sonra gelir kaynaklarının da artmasıyla kulüplerin... ...bundan sonraki dönemde e, böyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü Bu mali yükümlülükleri de e, kulüpler bir şekilde iddiadan gelen gelirlerle halledeceklerini düşünüyorum. Bir üçüncü ligin, e, ligin kadınlar liginin kalitesini arttıracağını düşünüyorum. Diğer takımların da e, bu anlamda e, kulüplerinde yatırım yapması anlamında da e, daha verimli olacağını düşünüyorum. Statüde biraz değişir. Yabancı sayısı falan. Tabii ki zamanda... erkekler erkekler ikincilikte bir zamanlar tereddüt edilmişti. Yabancı sayısı arttırılmasını vesaire. İlk önce e, iki yabancı, biri kenarda biri sağda şeklinde yapıldı. Daha sonra baktılar iki yabancının lige getirdiği kalite üst seviye yükseldi. oldu ve ligin kalitesini arttırdı. İki yabancılı oynanmaya başladı. İki iki yabancılı oynanan bir kadınlar ikinci ligi gerçekten de e, önemli bir lig olacağını düşünüyorum. Tabii ki. Çünkü e, iki tane yabancı çünkü erkeklerde bunun örneğini görüyoruz. Çok kaliteli maçlar, çok kaliteli evet. keyifli müsabakalar oynanıyor. Ben de e, faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü havuz çok geniş değil. Kadınlar basketbolunda oyuncu havuzunun çok geniş olmadığı için iki yabancıyı çok rahatlıkla ikinci lig, kadınlar ikinci liginin kaldırabileceğini düşünüyorum. E zaten o zaman da birinci lige daha hazır olabilir gibi geliyor bana da. Yani şimdi tek yabancılığıyla oynuyorsunuz. Birinci lige çıktığınızda dört yabancı var. E otomatik olarak yeni üç tane yabancı daha alacaksınız. Bu sefer orada ta onların uyumu, kontrolü Kesinlikle, kesinlikle Takımlar. katılıyorum. Birçoğu takım zaten bocalamayı bu şekilde yaşıyor. Evet. Kulüplerde profesyonelliğe geçiş anlamında bir bakıyorsunuz çok e, yarı amatör bir oluşumda. Bir anda birinci çıktıysanız çıktığı zaman profesyonel bir ortamda e, ona hazırlıklı olmadıkları ne için ne? E, o bocalamayı yaşıyor. Uyum sürecini dediğiniz gibi yaşıyor ve daha sonra çıkan takımların düşme olası daha çok oluyor. Yani ligde kalma e, ve bir şekilde o ligin içinde e, yer alma e, şansı az oluyor diğer takımlarına zaten. Bu konuda çok daha profesyonel, çok daha yıllarca tecrübe edilmiş e, takımlara nazaran şansı daha az oluyor. Katılıyorum kesinlikle. Evet. Hocam şimdi e, kendi içimize de gelelim. Yeni bir transferimiz var. Bu transfer e, yani konuşmalarımızdan anladığım kadarıyla tam 5 numara değil biraz dörde kaçıyor evet. ve orada e, bizim oyun kurgumuz açısından bir sorun yaratır mı? Şimdi tabii ki e, biz e, transferimizde bugüne kadar olduğu gibi çok ayrıntıları düşünerek e, oyuncu araştırması yaptık, Türk oyuncular da yaptığımız gibi çünkü bizim seçeneğimiz bir tane hakkımız oluyor, her bölge için bir tane oyuncu transfer etme hakkımız vardı. Bunda da çok ayrıntılı bir şekilde araştırmalarımızı yaptık, e, çalışmalarımızı yaptık. Birkaç tane oyuncunun üzerinde yoğunlaştık. Bu oyunculardan birisi de Yelena Lüçenkaydı. Ee, tabii ki tam bir 5 numara tipinde bir oyuncuyla anlaşmak bizim için e, çok daha e, olumlu olurdu. Ancak e, şöyle bir durum var. Yelena e, çok tecrübeli bir oyuncu. E, hem 5 numara gibi oynaması hem 4 numara gibi oynaması büyük bir artı kattığını düşünüyorum. Eğer biz bunu e, bu şekilde kullanabilirsek. E, i̇ki yönlü bir şekilde oyuncumuzu kullanırsak, oyun sistemimizi adapte edersek e, fark yaratacağını düşünüyorum. Çok kariyerli bir oyuncu. E, 1.96 boyunda, atletik, hareketli e, ve bizim istediğimiz şekilde bize e, farklılık yaratabilecek oyuncu özelliklerine sahip bir oyuncu. Tabii bir adaptasyon dönemi olacak, e, bir alışma dönemi olacak. En son Ted Koleji e, maçında kendisini oyun, e, takımla birlikte çıkarttık. Ve oynattık. Kadınlar ikinci ligini bilmiyor. E, ne kadar sert oynandığını, ne kadar mücadeleci olduğunu. Çok uzak ligi. E, çünkü e, şu ana kadar yerine çok üst seviye liglerde oynadı. E, i̇kinci ligde ilk kez e, oynuyor. E, bunun verdiği bir bocalama dönemi de olacaktır. Çünkü çok farklı basketbol oynayan, e, ikili, üçlü sıkıştırmalara gelinildiği, ve sert oynandığı e, bir lig. Ve yabancı oyuncunun e, çok daha baskı altında kaldığı. E, bazen zaman zaman e, yabancı e, sporcudan çok fazla şeylerin beklendiği bir lig. Mutlaka Çin'de de tek yabancı oynanan bir ligde alışkanlıkları olduğu için e, haftalar geçtikçe e, takıma alışacaktır. Takım da ona alışacaktır. Bizler de onun oyun yapısına alışacağız. Ben e, takımımıza ve kulübümüze e, lige çıkma yolunda çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. E, önemli bir transfer, önemli bir sporcu. Her anlamda e, profesyonelliğiyle, e, basketbola, spora olan bakışıyla e, kulübümüze, Kıbrıs'a e, çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Evet hocam yani e, sonuçta baktığınız zaman... Ben de söylüyorum işte Kuzey Kıbrıs'a gelmiş en kariyerli sporcu şu anda. Ve gerçekten dediğimiz gibi yani 4 de oynayabiliyor 5 de oynayabiliyor ama kızın boyu da 1.96. Yani bu ölçülerde 4 de oynayabilirsiniz. De oynayabilirsiniz. Evet, hafta sonu ki istatistikleri de çok değerli olduğunu düşünüyorum. 8 ofensif rebound 23 totalde 23 rebound aldı. 15 sayı. Ee, ve tamamen onu durdurmaya yönelik karşı takımın bir. verdiği bir mücadele vardı. Tabii ki bizim e, iki tane sporcumuzun da bu şekilde çok değerli sporcu olmaları ve onlara giden yardımlarla e, diğer sporcuların çok daha rahat pozisyon bulması bizi değerli kılıyor. Çünkü bizim diğer sporcularımız da e, çok değerli sporcular, e, çok kaliteli sporcular. Oyuna katkıları. Ve, evet oyuna katkıları çok e, olumlu olan sporcular. Onların rahatlaması ise bazen e, bir oyuncudan çok şey, e, çok sayı bekliyorsunuz ama yaptığı asistlerle ve görünmeyen e, katkılarla takıma büyük e, faydası oluyor. E, hafta sonu oynanan maçta da Yelena'ya yapılan yardımlar, sıkıştırmalar, Burçin Pekşenel'in, Hülya Özkan'ın, Tuğçe İnantepe'nin ve e, kaptanımız Aslı Sevincin çok daha rahat oynamasına, çok daha fazla pozisyon bulmasına neden oldu. Bu bu şekilde de değerlendirmek lazım. Sadece bir oyuncudan yabancı sporcu 30 sayı, 25 band, her şeyi yapsın tarzında beklenti içinde olmamak lazım. Çünkü bizim diğer sporcumuz da çok kaliteli. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bizim takımımız, sporcularımızın en son oynadığımız Mersin Üniversitesi maçında bile en kötü oynadığımız maç diye değerlendirdim. Yani kötü oynadık. Gerçekten de kazandık ama çok iyi top oynamadık. 5 oyuncumuzun da çift taneli rakamlara ulaşması çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Biz bir oyuncuya endeksi bir takım değiliz. Evet. Diğer sporcuların bir sistemimiz var. Bir oyun karakterimiz var. Onu sahaya yansıttığımız zaman her sporcu görevi gereği yapması gereken şeyi biliyor. Ve o şekilde hareket ediyor. Ve her sporcu görevini yerine getirdiği zaman da çift taneli 5 tane oyuncunun e, sağda olması takımımızın kalitesini yukarıya çekiyor. Ve farklılığını yaratıyor. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yabancı sporcularımızın da Ayşe Muhammed'in de Antalya'da e, aynı şekilde 16 sayı civarında bir skorla evet. çıkmıştı. Ancak yine aynı şekilde e, onu durdurmak zaten. için diğer rakibin oyuncularının harcadığı enerjide ve yardım yardıma gitmelerinde diğer sporcuların çok daha boş pozisyon bulmaları neden oldu. Böyle iki tane çok değerli sporcu sahip olmamız diğer sporcularımızın e, pozisyon bulmasını e, zenginleştiriyor. Bu da e, bizim farklılığımızı yaratıyor. İnşallah hafta sonuki maçta da böyle bir e, şey oluşur. Evet hocam, yani ben de e, gerçekten bekliyorum bu maçı. Böyle diyeyim ve e, gerçekten bazı şeyleri bize e, gösterecek en azından sahadaki durumumuzu da tamamen gözlerine getirecek ve ben buradan tüm Lefkoşa'ya diyeyim ondan sonra adaya basketbol severlerin tümüne bu maçı gelip izlemelerini onları maça davet ediyorum çünkü gerçekten e, hem taktiksel açıdan hem sahi içindeki oyun açısından, basketbolcular açısından güzel, kaliteli bir maç olacaktır. Evet. Bunlar hepsi. Senin... Ee, ben ben de aynı şeylere katılıyorum. Yalnız ben şurada şunu eklemek istiyorum. Biz şu ana kadar basketbol gerçekten de destekleyen herkese <laughs> teşekkür ederim. Ama sadece basketbol maçını izlemesinler. Lütfen bizi desteklesinler. Ee, çünkü artık basketbolu öğrendiğimizi düşünüyorum. Gelen bir kesim Taraftarımız da her maça geliyor. Ama sadece seyrediyorlar bizim. Biraz daha alkışlamaları ve rakibe deplasman havasını yaşatmamız gerekiyor. Bu anlamda da ben destek bekliyorum. Evet hocam. Çok <laughs> teşekkür, ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bir sporda bu, bu hafta programının sonuna geldik. Ee, çok keyifli bir sohbetti <laughs> ve aynı zamanda basketbolda eliniz boyuna konuştuk. Bugünden iyi haftalar diliyorum.